Karantina günlerinde boyun düzleşmesi neden arttı? Karantina günlerinde en çok gördüğümüz sıkıntı insanların hareketsizliğine bağlı sıkıntılar. Bunlardan bir tanesi de boyun düzleşmesi. En fazla evde olduğu süreç içinde özellikle cep telefonu ve bilgisayar ekranı karşısında çok uzun süre kalmaları, uzun süre oturur vaziyette kalmaları, boyunları öne eğik vaziyette bazı işlerle uğraşmaları, mutfakta çok çalışmaları, artı kitap okuma zamanlarının çok daha fazla olması boyuna binen yükü daha çok arttırdı tabii ki. Bunun dışında bu dönemde stres ve gerginliğin artması da tabii ki insanlarda kas spazmı dediğimiz durumların daha fazla ortaya çıkmasına neden oldu. Bununla ilgili olarak da boyundaki kaslardaki aşırı kasılmalar, gerilmeler, boyun düzleşmesi dediğimiz bir durumu ortaya çıkardı. Yani normalde boyun daha eğri bir yapıya sahipken daha düz bir yapıya sahip olması, oradaki kaslarda bir gerilme, kasılma, ağrı, kollara vuran ağrı, boyuna vuran ağrı şeklinde ortaya çıktı. Bu dönem için bel ve boyun sağlığı açısından neler önerirsiniz? Özellikle şu dönemde şimdi hareketsiz kaldığımız için biraz daha hareketlenmeyi arttırmamız gerekiyor. Tabii ki mümkün olduğu süreç içinde eğer dışarı çıkılamayacak bir durumdaysa hasta en azından evin içinde günlük yürüyüşler şeklinde hareket yapmaları gerekiyor. Onun dışında basit bel ve boyun hareketleri, egzersizleri öneriyoruz. Uzun süreli oturmalardan kaçınmak en önemlilerden bir tanesi. Yani hareket en önemli şey. Eğer dışarı çıkma durumları varsa dışarıda günde bir iki defa en azından yakın bir çevrede yürüyüş, bunlar da bel ve boyun sağlığı açısından önemli.